Merhaba, ben Kerem Çilli. Bugün size Basakü'den sesleniyorum. Sağ olsunlar bize kapılarını açtılar ve özellikle solar aküler özelinde size bilgi almaya çalıştık. Ayrıca diğer akü tipleriyle ilgili bilgiler aldık, fiyatlar sorduk. Evet, ekranda da görebildiğiniz gibi piyasada bulabileceğimiz birçok marka ve model akü bulunmaktadır. Ancak bizim dikkat etmemiz gereken nokta solar için dizayn edilmiş aküler kullanmak. Üzerinde solar yazan ya da solar işareti olan derin döngülü jel tipi olabilir, kurşun karbon olabilir, lityum olabilir. Tabii bu söylediklerim yabancı geliyor olabilir size ama sadece solar enerji sistemlerinde jel akü diye bir kavram yoktur. Farklı akü tipleri de mevcuttur. Örneğin OPZV olarak adlandırılan 2 voltluk akülerde mevcuttur ve yüksek amperli akülerdir. Mesela 500 amper saat, 1000 amper saat, 3000 amper saat gibi güçlere ulaşabilir bunun. 6 tanesini seri bağladığınız zaman 12 volt, 3000 amper saat gibi bir rakama kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki profesyonel tip ürünler fiyat anlamında da profesyonel fiyatlarla satılmaktadır. Bu da işin bir boyutu. Maddi anlam her zaman önemli olabiliyor yatırım bütçemizi belirlemek anlamında. Standart bir araba aküsünü genelde kullanabilir miyiz diye çokça soruluyor. Maalesef araba aküleri solar enerji sistemlerinde çok verimli olmuyor. Tabii ki kullanılabilir. Sonuçta 12 volt diye düşünebilirsiniz ama bu iş için dizayn edilmiş aküler kullanmak her zaman avantajlıdır. Şu anda da ekranda size internette kısa bir araştırma yaptıktan sonra bulabileceğiniz farklı akülerden, farklı fiyatlardan bahsetmeye çalıştım. Hepsi olabildiğince 200 amper saatlik aküler bulmaya çalıştım ve fiyatlarının farklı olduğunu burada anlatmaya çalışıyorum size. Fiyat önemli, kullanılan içerisindeki malzemeler önemli, bunların birleştirilmesi, bu bilgi birikiminin aküye yansıtılması, bunların hepsi fiyatı etkileyen faktörler. Bir tane firma vardır, 3 kişiyle Ar-Ge yapmıştır, bir akü üretmiştir. Bir tane firma vardır, 100 kişiyle Ar-Ge yapmıştır. Aynı fiyat tabii ki beklenmemesi gerekir. Bunun gibi birçok farklı etmen var sistemi etkileyen. Bunun haricinde kurşun karbon bataryalar da var aslında. Kurşun asit akünün modernize edilmiş hali diyebiliriz. İçerisinde farklı değişiklikler yapılmıştır. Bununla ilgili de bir makalem vardı keremcilli.com adresimizde. Kurşun karbon batarya nedir diye. Aslında jel akünün yerine tercih edilebilecek yeni nesil bir akü olduğunu söyleyebiliriz. Ve fiyat anlamında da çok yüksek fiyatları yoktur. O yüzden tercih nedeni olabilir. Artık yavaş yavaş lityum bataryalara doğru gidiyoruz. Bu bir gerçek. Lityum bataryalarda da şu an fiyatlar yüksek gözükse de bunlar kullanıldıkça fiyatları düşecektir. İşin içerisinde hiç akü olmadan da solar sistemler tasarlanabilir. Her videomda söylemeye çalışıyorum. Bu videoda da yeri gelmişken söyleyeyim. Güneş enerji sistemlerinde solar paneller ve dönüştürücü inverterle birlikte sisteminizi tamamlayabilirsiniz. Bugünün şartlarında solar aküler biraz pahalı olabilir. Ancak ilerleyen dönemlerde de kurmuş olduğunuz sisteme akü entegresi yapabilirsiniz. Yani bugün için çok pahalı almıyorum. Bugün sadece solar panel ve inverter alacağım. Yarın kurulum yaparken daha sonra aküleri de ekleyeceğim diyebilirsiniz. Temel olarak şunu bilmenizde fayda var. Solar işinde kullanacaksanız solar için yapılmış bir akü tercih etmeniz avantajınız olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.